Mutlu günler değerli izleyenler. Satır başı programı ile karşınızdayız. Satır başında bugün Savaş Köyü Doğa Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği'nin çalışmalarını konuşacağız. Program konuklarımız Savdel Bursa Şube Başkanı Ferhan Küçük ve Başkan Yardımcısı Özlem Demir olacaklar. Kendileri stüdyomuzdalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyerek başlayalım efendim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bugün aslında hem bir Kültür Dayanışma Derneği'nden bahsedeceğiz ve çok da güzel doğa harikalarına sahip bir köyden bahsedeceğiz aslında. Ve Bursa ayağı olarak neler yapıyoruz merak edeceğiz. Hemşerilerinizle hem artık Bursalılarla da paylaşmış olacağız satırbaşı programıyla beraber. Peki bu derneğin kuruluş amacı, çıkış noktası neydi başkanım? Nasıl bir giriş yaparsınız söze? Merhaba. Önce bizi kabul ettiğiniz için ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum yönetim kurulu arkadaşlarım adına. Şimdi Savdar'ın öyküsü aslında Türkiye'deki son 50 yıldaki nüfus hareketlerinin öyküsü. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında o büyük yıkımın arkasından yeniden dünyanın imar edilmesi sürecinde sistemin gerektirdiği ucuz iş gücü ve kırsal alanlardaki artan nüfusa bağlı olarak tarımsal girdilerin toplumun ihtiyaçlarını karşılama konusundaki yetersizlik toplumda çok önemli yer değiştirmeleri beraberinde getirdi. Özellikle yine bu büyük şehirlerde yoğunlaşan, özellikle Marmara bölgesi ve Batı Anadolu bölgesinde yoğunlaşan sanayileşme çok yoğun bir şekilde yeni iş gücü arayışı içerisine girdi. Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Anadolu'nun özellikle doğu kısmı doğal tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetlerinden çok da işte beklediği geliri elde edemeyen ve aynı zamanda da görece olarak eğitim seviyesi daha yüksek kesimlerin batıdaki sanayinin iş gücü ihtiyacı daha çabuk ilgisini çekti. Artvin bu anlamda Türkiye'nin genel ortalaması o dönem için eğitim seviyesi bakımından önde gelen illerinden birisi ve doğal yapı olarak da tarımsal alanlar kıt olan bir bölge. O bölge o eğitim bu yüzden de göç alıyor, göç yapıyor. Eğitim nüfusu beklentilerine cevap veremeyeceği için ilk göç veren ve yoğun bir şekilde de göç devam eden illerin başında geliyor. Ama bu işte daha çok Artvinlilerin yoğunlaştığı İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli gibi iller olmak üzere buralarda müthiş bir yeni nüfus, başka yerlerden gelen nüfusla birlikte yeni nüfus ve bununla etkileşim söz konusu oldu. Biraz geldiğimiz kültürün buradaki şeyini aradık. Bir arada kendi kendimize yet dolaşma diyebileceğimiz bir anlamda yaşam alanları yaratma konusunda bir arayış içerisinde olduk falan. Ama kısa zamanda bunun çok genel geçer bir şey olmadığını da kavradı bizim Artvin insanı. O eğitimli nüfus kısa zamanda bulunduğu çevrede değer yaratan, yük olan değil de değer yaratan bir takım ekonomik faaliyetlere de katıldı. Dikkat ederseniz yani bu özel sektörde de kamuda da önemli ölçüde çok kısa sayılabilecek zamanda ciddi sayıda yönetici konumunda insan yetiştirdi. Bizim şimdi buradaki ikinci, üçüncü kuşak çocuklarımız artık yahut da gençlerimiz birçok sanayi kurumunda bürokrasi içerisinde üst tepe yöneticilerinden başlayarak iş adamlarımız oluşmaya başladı. Yani kentin sanayisini de, ekonomisini de, sosyal hayatına da, bürokratik yaşamına da önemli ölçüde katkı sunan bir kentin göçebe şeyleriyiz biz. Büyük kentlere göçmüş nesilleriyiz. Bunun yarattığı elbette ki bir takım sosyal sonuçlar da vardı. Geldiğimiz çevreye uyum sağlarken kendi geldiğimiz çevreden getirdiğimiz değerlerimizin de tamamen kaybolmasına gönlümüz razı olmuyordu. Bunun arayışı aslında belli bir dönem sonra işte dernekleşmeyle buna bir nebze çözüm bulabiliriz düşüncesiyle. Dernekleşme faaliyeti
Bazı işte bu konuya önderlik eden arkadaşlarımızın yaklaşık 5-6 yıl öncesinden itibaren uğraşları sonucunda belli bir şeye geldi. Ve önce derneğimiz İstanbul'da kuruldu. Bizim derneğimizin merkezi İstanbul'da. Evet. 2016 yılında 21 Mart 2016 Dünya Su Günü'nde, yani o da anlamlıdır. Dünya Su Günü'nde kuruldu. Böyle derneğimiz. Bir mesajı var aslında. Tabii doğayla iç içe olmasının mesajı. Bizim derneğimiz diğer hemşeri derneklerinden farklı olarak, tabii herkes kendisi için bir takım böyle anlam yükleyeceği yakıştırmalar da yapar ama bizim daha çok günümüz şartlarının da getirdiği ve buna karşı da bir takım çözüm önerileri getirmeyi amaçlayan arayışın da bir ifadesidir Savdir aynı zamanda. Su, Dünya Su Günü'nde kurulması evet rastlantı değildir. Kaynaklarımız ülkenin her tarafında ama özellikle Artvin'de daha fazla doğal kaynaklarımız eskiye oranla daha fazla risk altında. Çeşitli işte ticari hesaplarla, ticari beklentilerle Artvin'in o doğal çevresi, milyonlarca yılda oluşmuş doğal çevre bize göre artık tehdit altındaydı. Ve bunların başında da sularımız geliyordu. Özellikle simgesel bir yanı vardır Su Günü'nde kurulmasının. İstanbul'da dernek kuruluşu tamamlandıktan sonra biz işte Bursa'da ve Kocaeli'nde yoğun olarak yaşayan köylülerimizle de iletişim kurarak buradaki yaşayan komşularımızın da bu dernekleşme faaliyetine katılmasını sağlama gayreti içerisine girdik. Bursa'da yaklaşık 320 hane yaşıyoruz. Bu tespitleri yaptık bu arada ve iletişim kurduğumuzda köylerimizin önemli bir kısmından biz olumlu tepki aldık. Arkasından işte Bursa Şubesi'nin kuruluş çalışmaları başladı. 18 Ağustos 2017 tarihinde de Bursa Şubesi'nin kuruluşunu tamamladık. Kurulmuş oldu. Evet. Bizim kurucular kurulumuz 3 ay gibi bir süre içerisinde de üye yazılımını tamamlayarak 4 Kasım 2017 tarihinde olağan genel kurulunu yaptı ve organlarını belirledi. Onun arkasından yani kentin bütün dinamikleriyle etkileşmek kaydıyla hemşeri derneği olmaktan ibaret olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Evet. Kentin bütün dinamikleriyle etkileşecek ve bulunduğumuz çevrede olabilecek her türlü sorunun karşısında hem doğal yaşamın hem kent içerisindeki insan onuruna yaraşır yaşam koşullarının oluşması için Savder taraftır. Savder'in böyle bir hedefi, böyle bir amacı vardır. Kentte yaratılacak her türlü değeri önemsiyoruz ama doğal ve sürdürülebilir yaşamın olması olmaz, yaşamın genel gereğidir diye de çok önemsediğimiz temel bir şeyimiz vardır. Evet, kuruluş amacı ve kuruluş öyküsü noktasında bunlar olduğunu söyleyelim. Hemen başkan yardımcımıza da ben sormak istiyorum. Bu noktada doğayla iç içe bir köyden bahsediyoruz ve doğanın korunması için mesajlar veriyor gördüğümüz kadarıyla. Özellikle Dayanışma Kültür Derneği dediğimizde dediğiniz gibi bu noktada bir bütünleşme de sağlıyor. Siz neler düşünüyorsunuz bu noktada? Şimdi şöyle, biz 80'li yıllarda köyümüz çok büyük göç, işte 90'lı yıllarda bunu tamamlamış. Köyümüzde şu an yaşlı kesim olan kış döneminde orada kalan insanlarımız kalmış. Bizden büyüklerimizi, biz buraya geldikten sonra, yıllar sonra burada bu dernekleşme aşamasında biz ancak insanları tanıyabildik. Onlarla iç içe olabildik. Çok yıllardır görmediğin insanı bu dernekleşme aşamasında o insanlarla tekrar tanışıp eski yönelik yaptığımız, köydeki yaptığımız faaliyetleri burada tekrar canlandırma konusunda önemli bir adım attık. Sağ olsun bizim köylülerimiz, bizim Artvin insanı olarak özellikle ve köylülerimiz bu konuda çok büyük destekleri var. Bursa'da dernek olarak üyemiz şu an 193 civarında bir 193 üyemiz var. Genel totalde de 300'ün üzerinde derneğimizin üyesi vardır merkezle beraber. Biz bunlarla beraber toplu olarak burada çalışmalarımızı yapıp bu çalışmalarımızı götürüp yerinde uygulamalı olarak yani örneğin koyduğumuz buradaki fasulye,
evet. belli görünüyor. Buradan da paylaşalım dernek, izleyenlerimizle. Evet tabii, bu yalnızca bir örnek, elimizde olan bir örneği getirdim. Evet. Biz bunları orada üretip getirip burada da bizim üyelerimize ve diğer Ferhan Bey'in dediği gibi komşularımıza, biz komşu dernekleri bahsetti ya, o insanlara bunu buraya getirip de yerinde üretilen ürünü getirip burada insanlara yedirmemizi ve bunu sağlamamızın gururunu yaşıyoruz. Zaten dergimiz var orada. Derginin içerisinde de bu faaliyetlerin hepsi ortadadır. Çok olumlu işler yapıyoruz. İnşallah bundan daha büyüğünü, daha iyisini ileriki aşamalarda da yapacağımızı düşünüyoruz. Nedir peki çalışmalarımız arasında neler var dernek olarak? Hemen soralım başkanımıza. Şimdi şöyle, yani kent öncelikle burada yaşayan köylülerimizin, komşularımızın karşılaştıkları bir takım sorunların yerinde çözümü konusunda derneğimizin yapabilecekleri neler varsa bunları konuşuyor, tartışıyoruz. Takdir edersiniz ki yani Bursa Şubesi şurada 1,5 yıl gibi bir şey geçmiş olan bir dernek ama biz kuruluşumuzun hemen 20 gün sonrasında burada bir tanışma kahvaltısı yaptık. Hı hı. 220 civarında katılım oldu kahvaltıya. Çok önemlidir. 6 Ocak 2018'de bir çalıştay düzenledik. 160 tane katılımcı katıldı çalıştayımıza ve biz 8 masada burada kentte yaşayan köylülerimizin sorunlarını ve köyde yaşayan komşularımızın sorunlarını çözme konusunda 8 tane masa oluşturduk. Bu 8 masada 60 tane aktif komşumuz sorunları tartıştı. Oradan çözüm önerileri üretildi. Hem öncelikler belirlendi hem de o üretilen çözüm önerileriyle ilgili raporlar hazırlandı. Onun arkasından biz Mart'ın 11'inde köyümüzü ziyaret ettik. Bu oradan, o raporlardan çıkarttığımız sonuçlara göre yapılması gerekenleri belirledik. Önceliklerimizde köyden başlamak gerekiyordu. İşte Özlem Bey'in bahsettiği o doğal ürünlerin üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılmasının yollarını aramak doğal olarak oradaki zeminden başlamayı gerektiriyordu. Biz 4 kişilik bir heyet oluşturduk. Gittik köyde bir hafta bir sahada çalışma yaptık. Yapılabilecek işler nelerdir diye. Bizim köyümüzün köy enstitüleri döneminde yapılmış bir ilkokulu vardı. Köy enstitüleri bilirsiniz. Uygulama tarlaları, bahçeleri olan eğitim kurumları o zaman. Köylüye sadece okuma yazmayı öğretmek değil, öğretmenlerin sorumluluğu. Onları kendi ürettikleri konularda ve işte tarımsal faaliyetlerdir, hayvancılıktır, değişik meyvecilik, sebzeciliktir. O bölgenin daha aktif olabileceği üretim alanlarında köylüye öncülük etmek aynı zamanda. Bizim de öyle bir 8,5 dönüm civarında okulumuzun tarlası vardı. Tarla, okul yanmış, yok olmuş. Tarla çok işte kullanım özelliğini kaybetmiş bir haldeydi. Orasını ıslah ettik. Orada laboratuvar işlevi gördü orasınız. İşte bu gördüğünüz fasulye, orada ürettiğimiz fasulyedendir. Orada biz fasulye ektik, mısır ektik, kabak ektik. Ve çok önemli bir şey yaptık aynı zamanda. Bizim komşularımızın imece yöntemiyle ürettikleri bir ürün üretim süreci yaşadık. Bununla yetinmedik. Şeylerimizde vardır, dergimizde değirmen yaptık. Bizim köyümüzün su değirmeni, 15-16 tane su değirmeni vardı. Tamamı metru kaldı değirmenlerin. Onlardan birisini örnek olsun diye yıktık, tamamen yıktık ve yeniden imece mantığıyla yaptık. Mayıs ayıyla Ekim ayı arasındaki bu 5-6 aylık sürede bizim köyümüzde 132 tane komşumuz bu imece çalışmalarına katıldı. Ve o unutulmaya yüz tutmuş komşuluk ilişkileri, dayanışma, derneğimizin adında işte önemli vurgulandığı şeylerden birisidir. Dayanışma kültürünü yeniden yaşamak ve geliştirmek. O dayanışma mantığıyla biz bu yazın yoğun bir orada üretim faaliyeti, elbette bu şey değil, hani miktar açısından söylemiyorum ben bunu ama tekrar toprağa değmek, toprağa dokunmak ve oradan elde edeceğimiz ürünlerin
tekrar tüketime arz edilme imkanının olduğunu göstermek açısından. Çünkü unutulmuştu. Yani çok acı, ben köyüme gittiğimde, uzun zamandır da gitmemiştim. Köy meydanında oturuyoruz. Kazadan minibüs geldi. Minibüsten çuval çuval ekmekler iniyor. Nedir bu dedim. Kazadan bizim köyümüze 600-700 tane ekmek geliyor her gün. Köyde oturuyor komşularımız ve kazadan gelen ekmeği, yumurtayı kazadan, sebzesini, meyvesini, her şeyini kazadan günlük böyle, yani insan taşır gibi aslında köye erzak taşınıyor. Çok yadırgadım. Orada birkaç komşumuzla bunu işte konuşma fırsatımız oldu. Bir şeyi gördük ki, evet, biz çok doğru bir noktadan bu işe başlıyoruz. Şu sonbaharda komşularımız 30-40 dönüm buğday ektiler. Yerli buğday tohumu bulduk. Dernek temetli tohumu. Buğday ektiler. İlkbaharda tekrar mısır ekilecek, fasulye ekilecek. Kooperatifleşiyoruz. Bu arada yani savaş tarım köyü, noktasında tabii, da tabii, bir katkınız oluyor aslında. Tabii tabii. Kooperatifleşiyoruz ve 2019 yılında üretilecek ürünlerin tamamını kooperatif aracılığıyla komşularımızdan alacağız. Ve işte tüketim potansiyeli genellikle batıda. Yani burada İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Sakarya, İzmir ya da Türkiye'nin her yeri. Çok şey değil. Nitelikli gıdaya ihtiyaç duyan, bunun farkında olan herkes bizim burada paydaşımız aynı zamanda. Ve Savaş Köyü aslında o coğrafyada belki de Şavşat'ın köyleri arasında tarımsal faaliyetler açısından çok önemli bir potansiyel barındırıyor. Ve buna da katkı sağlıyorsunuz tabii, aslında. Biz orada şeyi gördük, bu çalışmalar esnasında Artvin'in tarımsal alanlarının %70'inden fazlası iki ilçede, Ardanuş ve Şavşat ilçelerinde, bunun %60'dan fazlası da Şavşat'ta. Ve bunun çok önemli bir kısmı da Savaş Köyü'nde. 4000 dönümden fazla makineli tarıma elverişli arazilerimizin olduğunu tespit ettik. Şimdi toprak analizleri yapacağız. Hani köy ihtiyar heyetiyle birlikte planlıyoruz bunları. Toprak analizleri yapacağız. Nereye hangi ürün ekilirse daha iyi verim elde edilir. Onların şeyini çıkartacağız. Meyvecilik vardır gündemimizde. Orada ürettiğimiz buğday özellikle stratejik ürün olarak artık dünyanın kabul ettiği bir şey. Ürettiğimiz buğdaydan katma değer yaratabilecek oradaki kadınlarımızın ve komşularımızın ürün elde etmelerini sağlayıp nihai ürünü, ham olarak değil de nihai ürün olarak tüketiciye ulaştırmayı planlıyoruz ve çok önemli bir şeyimiz vardır. Bu belki büyük iddia gibi gelebilir ama doğal tüketim maddelerinin insanların bütçesini çok zorlamayacak imkanlarla ulaşılabilir bir şey olduğunu göstereceğiz. Bunların bütün sicilini tuttuk, olabilirliğini biliyoruz artık. Sadece uygulamaya kalmıştır ve komşularımız bu konuda isteklidir. Komşularımız ikna oluyorlar. Anlattığımızda evet yapmalıyız diyorlar. Önemli ölçüde birkaç sene içerisinde bunun kendisini besleyen bir sistem haline dönüşmesini de sağlamak olacağız. Sağlayacaksınız. Aslında bunun için de katkı sağlıyoruz ve varız diyorsunuz. Evet. Süremden de şunu da sormak istiyorum. Çok da güzel bir etkinliğiniz var yaklaşan. Nedir bu etkinlik başkanım? Mesajlarınız ne olur? Bunları da alalım. Şimdi aslında bu etkinlik işte bu anlattığımız şeylerin bir parçası. Biraz şey boyutu vardır. Bizim bu bahsettiğimiz oradaki tarımsal faaliyetleri ve hayvancılığı geliştirmek, oradaki doğal kaynakların doğal varlığını sürdürmesiyle de yakından alakalı. Son dönemde özellikle bu Artvin üzerinde çok işte maden ocakları, taş ocakları, hidroelektrik santralları, su kaynaklarının bol olmasından böyle bir algı var. Aslında çok olduğu falan da yok ama böyle bir algı var. Nüfus azaldıkça oradaki su kaynaklarını kullanma şeyi de, ihtiyacı da azalıyor. O da başka alanlarda değerlendirmek için bir fırsat gibi algılanıyor. Halbuki aslında bu böyle değil. Oradaki su kaynakları, biz bir şeyde gittik işte, Temmuz'da gittik, ölçümler yaptırdık. Temmuz'da müracaat ettik, ölçümler yaptırdık.
Bu tezi savunanların Mayıs'ta yaptırdığı ölçümler üzerinden değerlendirme yaptığı sonucuna ulaştık. Temmuz'da, Ağustos'ta yaptığınızda %25'ini düşmüş oluyor. Mayıs'taki o kar sularının erimiş olmasından dolayı daha suyun debisi artıyor. Ve oradaki işte yoğunluktan hareketle de onun üzerine bir takım ticari tasarruflar geliştiriliyor. Hı hı. Ama oradaki doğal kaynaklar, biz bunu teknik olarak da tespit ettik. Ağustos, Eylül aylarında gerçek doğal miktarına ulaşıyor su kaynakları. Çünkü kar suları erimiş oluyor. Yaz ayları bizde biraz kurak geçer. Oradaki doğal kaynakların ölçümünün yapılması gereken aylar Temmuz, Ağustos, Eylül evet. ayları. Ve %25'ine düştüğünü tespit ettik. Onun üzerinden işte oradaki bir takım bu ticari girişimlere karşı kendi iddialarımızı dile getirdik o raporlar eşliğinde ve biraz oradaki doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde korumamız gerekiyor. Tarımsal faaliyetler bu açıdan belki onun sigortası da bir anlamda ama onlar olmadan biz bu tarımsal faaliyetleri yapamayacağız. Evet, 9 Şubat'taki panelimizin konu başlıklarından birisi oradaki doğal kaynaklarımızın korunması. Evet. Bu anlamda nerede gerçekleşecek panel? Herkese açık mı? Bunların duyurusunu yapalım. Tabii ama. Akademik odaların büyük salonunda gerçekleştireceğiz. Bu konuda doğal gıdaya gereksinim duyan, bunun farkında olan herkes, doğal çevrede yaşamanın vazgeçilmez bir şey olduğunu bilen herkese açık bizim oradaki şeyimiz, etkinliğimiz. Birinci konusu bu. İkinci konu ve avukat Halis Yıldırım bu konuda uzun zamandır işte çalışmaları olan ve oradaki doğal yaşamı koruma konusunda emek veren duayen hukukçularımızdan konuşmacı olarak o katılacak. İkinci konumuz tarımsal alanların sürdürülebilir ve verimli kullanımını işlemek üzere önceki dönem Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul hocamız, Ertuğrul Aksoy hocamız bizimle olacak. O tarımsal alanların verimli kullanımı konusunu işleyecek. Bunları yaptıktan sonra bu çıktıların tüketiciye ulaştırılması gerekiyor. Bir de evet. biz bu doğal ürünleri ihtiyaç duyduğumuz zaman da tüketebileceğimiz şekilde de bize sunulması gerekiyor. Bu da kooperatifleşmeyi gerektiriyor. Bu konuda 2000 yılından beri güzel örnekler de veren Kars'ta Göle'de Doğal Yaşam Kooperatifi kurucusu İlhan Koçulu, yönetim kurulu başkanı İlhan Koçulu çok iyi örnekler vermişler. Hem buğday üretiminde hem peynircilik konusunda özellikle onların deneyimlerinde İlhan Bey bizimle olacak. İlhan Bey paylaşacak. Biz şöyle bir mesaj vermek iddiasındayız. Yahu ürün evet nedir? Türkiye'de bir takım şeyler iyi de gidiyor. Biz artık saman ithal etmek zorunda değiliz. Buğday ithal etmek zorunda değiliz. 15-20 gün önce bu ülke tarımsal girdiler açısından kendi kendine yeten ülkeydi ya, bu yine mümkündür. Bunu topraklarımıza ve kendi doğal varlıklarımıza sahip çıkarsak hiç kimseyle de hiçbir şekilde uğraşmadan, mücadele etmeden bu kaynaklarımızı tekrar harekete geçirerek hem ülke ekonomisine katkıda bulunacağız hem de bizim daha nitelikli gıdayı daha sağlıklı koşullarda ve ekonomik açıdan da ulaşılabilir fiyatlarla olmasını sürekli etme şansımız çünkü bu noktada evet. gündem maddesi olarak da fiyatlar var. Dediğiniz gibi tarımsal politikalar var. Biz de buna bir nebze hem bu konferansla hem yaptığımız çalışmalarla katkı koymak istiyoruz diyorsunuz. Başkan yardımcıma da hemen sormak istiyorum. Özellikle etkinlik için mesajlarınız ne olur? Bursalılara neler söylersiniz? Sizden de alalım, toparlayalım programı. Etkinlik için bütün bu tarımsal faaliyetler olsun. Başkanım söyledi bunu. Gecemize herkesi bekliyoruz. Evet. 9 Şubat saat 18.30'da, 18'de diyelim, BAOB'da Akademik Odalar Birliği'ndeki büyük salonda toplantımız, etkinliğimiz oradadır. Bütün bizi sevenler, sevmeyenler, herkes buraya katkı sunan insanlar, herkese davet ediyoruz. Buyursun gelsinler, kaynaşalım ve buradaki birlikteliğimizi hem oraya taşıyalım hem burada da birlik olalım diye
Herkesi davet ediyoruz bunu oraya. Bunu da söyleyelim. Çok teşekkür evet. ediyorum. Bu noktada biz size hem başkanıma hem size aslında hem derneği anlatmaya çalıştık süremiz dahilinde evet. hem de evet. bir etkinliğin de habercisi olmuş olduk. Çok sağ olun diyoruz efendim katıldığınız bu için. Bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizleri de bu arada bekliyoruz. Hani ayrıca bir evet. davet gerekli. Bu programın kendisi zaten başlı başına davettir. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim diyoruz ve satır başını bugünlük noktalıyoruz. Hoşçakalın, mutlu günler.